Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok severek kullandığım yaz parfümlerimden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlayalım hemen birçok parfümü sıraladım önüme. Bunlar benim her yaz çok severek kullandığım üst üste her gün bile kullanmaktan sıkılmayacağım yaz parfümleri olduğu için bu videoya eklemek istedim. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değil. Video içerisinde bahsedeceğim ürünler zaten çok daha önceden de yine sizlerle paylaştığım, dönem dönemde yine Instagram paylaşımlarımda da yer verdiğim, beğenerek kullandığım parfümler. Yorumlarda tamamen kişisel, benim kendi beynime göre, kendi zevkime göre olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü parfümlere, kokulara karşı olan ilgi tamamen kişisel deneyimlere dayanıyor. Bazı parfümler bazı kişilere daha az kalıcı gelebilir. Bazı parfümler bazı kişilere daha yoğun gelebilir. Dolayısıyla parfümleri satın almadan önce Bence mutlaka test etmelisiniz, denemelisiniz. Hatta mümkünse o parfümü üzerinize sıkarak veya bileğinize sıkarak o günü geçirmelisiniz ki kokunun değişim sürecinde size neler hissettirdiğini de gün içerisinde takip etmek adına sonrasında karar vermek çok daha mantıklı olacaktır. Kör alış yapmaya çok müsait olmayan parfümler oluyor. Oldukça da yüksek bir bedel ödüyoruz parfümler için. O yüzden parfümle zaman geçirerek daha sonrasında satın almak çok daha mantıklı. Bu yüzden bence öncelikle test etmek gerekiyor. Ben kendi kişisel zevkime göre, kendi deneyimlerime göre beğendiğim parfümleri sıraladım. Yine daha önceden parfümlerle ilgili yaptığım bazı videolar içerisinde bazılarına yer vermiştim. Ancak bu videoda bu yaz içerisinde de sıkılmadan kullandığım ürünleri anlatmak istedim. Hemen o zaman ilk ürünle başlayalım. E, belki tahmin edenler vardır yaz parfümü deyince elimin altında sürekli olmasını istediğim parfümlerden bir tanesi bu. Estée Lauder'ın Bronze Goddess adındaki bu parfümü. Bu benim elimdeki A e Fresh versiyonu yani Skin Scent olarak geçen böyle bir ten kokusu gibi çok hafif, çok incecik, çok alttan alta kokusunu hissettiren bir parfüm. O kadar güzel bir kokusu var ki benim için bu parfüm tamamen yazı çağrıştırıyor. Kışın parfümün kokusunu neredeyse hiç alamazken ısıyla, iklimle ilgili bir şey. Çünkü parfümlerin yoğunluğunun etrafa salınımının artması yazın bu parfümün kokusunu sürekli her gün duymak istiyorum. Temizlik, böyle deniz kokusu, deniz kenarında güneş kremlerinden gelen kokuya benzer. İçerisinde Hindistan cevizi var, tiare çiçeği var o kadar güzel, o kadar temiz bir koku ki yani duşunuzu alın, tertemiz giyinin, üzerine bunu sıkın. Böyle hafif rüzgarla estikçe o koku sizin burnunuza geldikçe inanılmaz keyif veren bir parfüm. Çok yoğun parfümlere alışık olanlar için gerçekten hafif bir parfüm olduğunu da söylemek istiyorum. Ama benim için çok ideal. Dediğim gibi yani 3 ayın, Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ayın en sıcak iklimli olan yerde bile olsam bu parfümü sürekli kullansam asla sıkılmam. O derece sevdiğim bir parfüm olduğu için de ilk sırada bundan bahsetmek istedim size. Estee Lauder'ın Bronze Goddess adlı parfümü benim değişmez sürekli alacağım yaz parfümlerinden bir tanesi. Bir diğer parfüme geçiyorum. Bugün de aslında üzerimde bu var. Elbisemden de böyle sürekli kokuyu duydukça da hoşuma giden parfümlerden bir tanesi. Shiseido'nun Zen adlı parfümü. Bu da yine bana yazı çağrıştıran, yaz gelmesini beklediğim, kullanmak için yaz gelmesini beklediğim parfümlerden biriydi. Sürekli olarak Haziran ayında da bunu kullandım ve böyle çok temiz, çok böyle o sabah serinliğinde çok güzel gelen, enerji veren bir parfüm benim için böyle hissettiriyor. Bayıldığım parfümlerden bir tanesi. Bunda böyle narenciyeli bir koku da alıyorsunuz. Zaten o böyle yazın narenciyeli, bergamutlu böyle o kokular bana çok böyle tazelik veriyor. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve koklamaktan da sıkılmıyorum. Bunun içerisinde de yine böyle bergamut var, greyfurt var, portakal var ve ananas var. Yani tam böyle bir meyve şöleni gibi. Ama bunun dışında içerisinde freze gibi çiçek kokuları da var, gül var. Ama öyle güzel harmanlanmış ki çok tazelik hissettiriyor. Böyle tap taze, yeni sıkılmış böyle bir meyve suyu karışımı gibi geliyor. Ama bununla birlikte... Dediğim gibi sabahları özellikle o böyle sabah serinliği vardır ya çok erken evden çıkarken çok erken işe giderken böyle birazcık hava serindir hafif hafif böyle bir rüzgar eserken o kokuyu aldığınızda çok böyle kendinizi taze dirilmiş hissedersiniz. Bana öyle bir hissiyat verdiği için çok beğenerek kullandığım parfümlerden bir tanesi Shiseido'nun Zen parfümü. Bunun içerisinde aynı zamanda misk var ve paçuli de var. Eğer paçuli parfümleri biraz size böyle zor geliyorsa çünkü herkes anlaşamayabiliyor paçuli ile. Ben paçuli parfümlerini çok sevdiğim için zaten benzer iki tane daha parfüm birazdan söyleyeceğim size. Bayılarak kullandıklarımdan bir tanesi ve değişmez yaz parfümlerimde ikinci sırada sizlere bahsetmek istedim Shiseido'nun Zen parfümünden. Şimdi meyveli dedim birazcık daha meyveyi yoğunlaştırarak üçüncü sırada bahsedeceğim parfüme geçiyorum. Bu baya böyle tropikal bir koku bence. Ne yazık ki bulmak biraz zor. Yine bazı yerlerde bulunabiliyor. Ben elimdekini hem bitirmemeye çalışıyorum hem de aynı zamanda çok sevdiğim için sıkmadan da duramıyorum. Elimdeki Angel'ın Eau parfümü. Bu elimdeki versiyonu turuncu şişeli olan. Sonra bunun böyle mavili morlu gibi olan bir şişesi daha çıktı. Mavili pembeli gibi olan bir şişesi daha vardı. Bu benim elimdeki tamamen bir mango parfümü. O kadar güzel, o kadar taze bir mango kokusu var ki tatlı tatlı. O böyle Angel olduğunu da hissettiriyor alttan alta. Ama normalde klasik Angel'ı yazın kullanmanız mümkün değilken yazın kullanılabilir bir meyve şöleni haline getirmişler burada. Bunun kokusuna bayılıyorum. Hatta birazcık da sıkacağım şimdi böyle hafifçe. Hepsini sıkmak istemiyorum çok karışmasın diye. Ama bunun kokusu çok güzel ya. Gerçekten o mango kokusunu tamamen alıyorsunuz. Eğer mango'lu böyle parfümler hoşunuza gidiyorsa bunu bulabilirseniz bakmanızı tavsiye ederim. Çok taze, çok güzel hissettiriyor. Kokunun kalıcılığı da bence yaza göre gayet ideal. Sabah sıktığım parfüm akşama kadar gidebiliyor. Yaz akşamlarında kullanımı da güzel oluyor. Özellikle böyle bir davete gidecekseniz ve çok taze, meyve kokusu, tatlı bir koku istiyorsanız eğer o zaman buna yer verebilirsiniz bence. Ben dediğim gibi eğlenceli neşeli bir parfüm olduğu için bayılarak kullanıyorum. Koleksiyonumda 3. sırada sizlere bahsetmek istediğim Angel Ecroissier parfümüydü. Şimdi geçiyorum başka bir yaz parfümüne. Yaz deyince elimin altında olmazsa olmazlardan bir tanesi bu. Bu da Kilian'ın Good Girl Gone Bad adlı parfümü. Çok güzel, çok hafif, tam bir yaz parfümü. Asla sıkılmadan kullanabileceğim parfümlerden bir tanesi bu da. Çiçeksi kokuları seviyorsanız eğer ve böyle hafif hafif gelsin o beyaz çiçeksi kokular diyorsanız bakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Zaten beğenileni çok olduğu bir parfüm ama kalıcılık bakımından çok yoğun değil. O yüzden de bence yaza, ilk bahara çok uygun olduğunu düşünüyorum ben. İçerisinde osmantos, yasemin, gül, sümbülteber gibi çiçeklerle, beyaz çiçeklerle bezeli olan bir parfüm. Ve bence böyle hafif hafif gelmesi de yazın çok ideal açıkçası. Özellikle sıcak iklimlerde bayılarak kullanıyorum ben. Yine dediğim gibi böyle rüzgarla karışık gelen, giysilerinize sinen, bu kadar hafif olduğu halde yani o koku çok etrafa böyle boğucu olarak gitmediği halde giysilerinizdeki kokuyu ertesi gün bile alabildiğiniz bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Yine böyle hafif hafiften bir ten kokusu gibi. Az önce söylediğim mesela Lauder'ın Skin Scent parfümü gibi. O da mesela etrafa yayılımı çok fazla değildir. Ama o giysilerinizdeki kokuyu ertesi gün bile duyabileceğiniz bir yoğunluktadır aslında. O yüzden hafif ama kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Yani etrafa yayılımı çok fazla değil. Çok böyle herkes tarafından duyulabilecek bir parfüm değil. Ama yanınıza yaklaşınca böyle bir metre yakınıza girenler tarafından rahatlıkla gün içerisinde duyulabilecek bir parfüm. Ben yine çantamda taşıyıp gün ortasında tazelemeyi seviyorum ama günü de götürebilen bir parfüm. Kila'nın Good Girl Gone Bad parfümü yazın değişmez parfümlerimden bir diğeri. Şimdi geçiyorum tam bir yaz güneş sahil parfümüne. Zaten şişesi bile güneş şeklinde. Şöyle şıkır şıkır şişesini göstereceğim üzerinde böyle kendinden bir aksesuarı da var. Bunu isterseniz bileklik olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Çok şıkırdamasını anlatırken diye çıkarıyorum ama üzerindeki şu ses bile bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Böyle yazın hani rüzgar çanları vardır ya hani evinizin böyle balkon kısmına veya da evinizin böyle veranda gibi çıkıntı kısmına bir yerlere asılır ve böyle rüzgar estikçe hafif şıkır şıkır sallanmaya başlar ve bunlar hani böyle sedefli olan midye kabuklarından yapılanlar vardır. Bu şıkırtıyı duydukça direkt bana böyle yazın o rüzgar estiğinde şıkır şıkır böyle sallanan rüzgar çanlarını hatırlatıyor. Aynı zamanda böyle Bardağın içerisindeki buz sesini de çağrıştırıyor. E, bu şıkırdamasın diye şu anda çıkaracağım ama e, bahsettiğim parfüm Lalik Soleil parfümü. Çok severek kullandığım tam bir yaz güneş kokusu olsa böyle kokardı dediğim parfümlerden bir tanesi. Ben bunları bu arada videodan önce kapakların içerisine sıktım. O yüzden de tam böyle oturdu kokusu rahat rahat koklayabiliyorum kapağı açtığım zaman çok güzel bir koku, tatlı bir koku ama bayıcı, boğucu tatlılıkta değil. Mesela az önce söylediğim Angel Noir parfümü birazcık daha meyveli. Hani meyveli parfümleri çok sevmeyenlere belki bir tık boğucu, bayıcı gelebilirken bu öyle değil. Bunda çok kaliteli bir koku var. Yani nasıl anlatabilirim size? Böyle tertemiz giyinmişsiniz. Tertemiz bembeyaz keten kıyafetler giymişsiniz, duşunuzu almışsınız ve böyle bunu da sıkmışsınız. Böyle mis gibi serin bir ortamdasınız ve bu kokuyu da sıkmışsınız ve üzerinizden ter temizlikle birlikte bu koku etrafa yayılıyor. Öyle bir parfüm bence bu. Ben çok seviyorum. Gerçekten mutluluk veren parfümlerden bir tanesi. Yazın dediğim gibi güneşin kokusu olsa böyle kokardı dediğim parfümlerden bir tanesi aslında. Parfümün notalarında portakal, acı badem, kakule. Bunun dışında armut, süt, karamel, kahve, yasemin, pralin. Beyaz misk ve sandal ağacı verilmiş. Ben zaten ekrana parfümlerin notalarını yazacağım ama bana hissettirdiği sahilde güneş kremine benzer ama sanki böyle bir güneş kokusu gibi gelen bir parfüm. Çok beğenerek kullanıyorum. Tatlı bir parfüm ama tatlılığı bayıcı bir tatlılık değil. Taze, ferah bir tatlılığı var. O yüzden böyle hani çok yapış yapış şekerli parfümler gibi düşünmeyin ama tatlı yine böyle hafif tatlı parfümlerden olduğunu söyleyebilirim. Bayılarak kullandıklarımdan bir diğeriydi. Lalik markasının Soleil parfümü. Bir diğer parfüme geçiyorum. Bu da benim sadece yine yazın kullanabildiğim parfümlerden bir tanesi. Guerlain'ın Terracotta Le Parfum adındaki parfümü. Bu tamamen yaz çiçeklerinin yoğunluğu var. Tropik yaz çiçekleri, böyle daha çok o sarı çiçekler, böyle yoğun bir Hindistan ceviziyle karışık tropik sarı çiçekleri alıyorsunuz. Sanki böyle bir tropik egzotik adaya gitmişsiniz de oradaki çiçeklerin kokusuymuş gibi geliyor. Gerçekten bunu hissettiriyor. Gözümün önüne hemen böyle e, Lost'taki ada gibi bir ada geliyor. Ve adadaki o çiçekler sanki böyle etrafa kokularını o kadar çok vermişler ki Hindistan cevizi kokusu ya da birleşince gerçekten egzotik tropik bir ada kokusu gibi. Çok güzel, çok tatlı bir koku. Yine yazın kullanıma çok uygun olduğunu düşünüyorum ben. İçerisinde neler var? Notalarında neler var? Tiare çiçeği, yine tropik çiçekler, egzotik çiçekler olarak yaz parfümlerinde çok kullanılan bir çiçek. Tiare çiçeğinin dışında yasemin, ylang-ylang ve portakal çiçeği kullanılmış. Bunun dışında vanilya ve misk var. Aynı zamanda içerisinde bergamot ve hindistan cevizi de var. Harika bir parfüm. Yaza çok uygun bir parfüm. Kalıcılığı yoğunluğunu beğendiğim bir parfüm. Gün içerisinde sabahtan akşama kadar yaz aylarında götürebilen bir parfüm. Eğer ki böyle Hindistan cevizi ve bahsettiğim tropik çiçekli kokuları seviyorsanız yazın dışında da dört mevsimde neden kullanılmasın? Benim bayıldığım parfümlerden bir diğeri ve bu yazın elimden düşmeyenlerden biri Guerlain'ın Terracotta Le Parfümü. Şimdi az önce Shiseido Zen'i anlatırken söylediğim aslına bakarsanız bazılarının yazın çok kullanmayı tercih etmediğin nedenine gelince içerisinde paçuli biraz yoğun hissedildiğinden ve paçuli parfümlerine karşı birazcık daha temkinli yaklaşanlar tarafından çok fazla yaz döneminde beğenilmeyen ama benim çok severek kullandığım yine temizlik hissiyatı verdiği için de hoşuma giden bir parfüm. E, bu da Chanel'in Chance adlı parfümü. Elimdeki EDP versiyonu. Bunun da kokusuna ben bayılıyorum. Özellikle bana temizlik hissettirdiği için ve böyle ferah hissettirdiği için benim zevkime de gittiği için Chanel'in Chance parfümünü bu videoya eklemek istedim. Chanel'in Chance serisindeki Eau ve Eau Fresh parfümlerini belki yazın kullanımda daha çok beğenenler olabilir ama açıkçası ben klasik olan Eau parfüm versiyonunu daha çok seviyorum ötendir nedense bana çok çiçeksi geliyor. E, çok böyle açıkçası kullandığımda kendime çok uygun görmüyorum. E, elimde var olan parfümlerden bir tanesi. Öfresh e de aynı şekilde. E, o da birazcık daha odunsu tarafa daha yoğun gidiyor. Ancak bundaki bu paçuli kokusunu ben çok sevdiğim için az önce söylediğim zenle de benzeştirdiğim için aynı zamanda Miss Dior'la da ben benzeştirdiğim için bu parfümü bayılarak kullandığım parfümlerden bir tanesi. Biraz notalarından bahsedeyim size. Yine Misk var içerisinde. Misk'ten dolayı da zaten ben misk içeren parfümleri de çok seviyorum. Ve Narciso Rodriguez parfümlerini de bu yüzden seviyorum. Ama burada e, dahil etmedim içerisine. Nedense bu parfümlerin içerisinde hiçbir tane Narciso Rodriguez parfümü yok. Daha çok kışın, sonbaharda kullanmayı sevdiğim parfümlerden. Bunun içerisinde paçuli misk ve vanilya var. Bunun dışında Yasemin iris ve pembe biber de bulunuyor. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi... ...parfüm tercihleri tamamen kişisel zevklere göre değişiyor. O yüzden yazın kullanım için bence denenmesi gerekli olan parfümlerden biri daha sonrasında almaya karar verilmesi gerekli olan parfümlerden biri. Belki ilkbahar sonbahar aylarına daha uygun diyenler de olabilir ama ben yazın çok severek kullanıyorum. Chanel'in Chance Eau de Parfum'u da koleksiyonumdaki yaz parfümlerinden bir diğeriydi. Şimdi geçiyorum bir diğer parfüme. Adı bile yazı çağrıştıran bir parfüm. Yaz dışında bence başka bir mevsim kullanılamayacak bir parfüm olduğunu da söyleyebilirim. Maison Margiela'nın Replica serisindeki Beach Walk parfümü Adından da anladığınız üzere sahilde yürürken etrafınızda böyle denize giren güneşlenen kişilerden sanki böyle karışık bir güneş yağı kokusu, güneş kremi kokusu geliyormuş gibi hissedebilirsiniz bu parfümü sıktığınızda. Adı gibi üzerindeki açıklamasında da şöyle yazmışlar. Sunkist Salty Skin diye. Gerçekten denizden çıkmışsınız, güneş kremini sürmüşsünüz, o böyle hafif bir rüzgar esiyor, herkesten farklı bir güneş kremi kokusu geliyor gibi bir kokusu var. Çok güzel, çok tatlı bir parfüm. Şöyle biraz da elime sıkacağım hatta. Çok güzel ya. Yine böyle Hindistan cevizi ve yılan yılan sevenler. Aynı zamanda yine böyle miskli temizlik kokusu da bana versin diyenler. Ama yaz yaz koksun, misler gibi böyle güneş kremi gibi koksun, sahil gibi koksun diyenler Kesinlikle bu parfüme bakmalı ve koleksiyonlarında yer vermeli. Benim bayılarak kullandığımdan elimde yarım şişe olarak bulunan parfümlerden bir tanesi bu. Yine Split'ten aldığım parfümlerden biriydi. Ve böyle bitmesin diye gıdım gıdım kullandığım parfümlerden bir diğeri. Ülkemizde satışı maalesef ki yok ama yurt dışından getirenler oluyor zaman zaman. Bu şekilde ben Split veya Dekant satışı yapan yerlerden de tedarik edebiliyorum bu tür parfümleri. Sürekli olarak koklamayı istediğim parfümlerden bir diğeri. Maison Margiela'nın replika serisindeki bu Beach Walk parfümü yazın değişmez parfümlerinden bir diğeri. Geçiyorum bir diğer favori ve Dört mevsim favorilerimden bir tanesinden bahsedeceğim. Yazın da kullanmayı çok seviyorum. Aslında bir gül parfümü ama gül parfümleri kadar bayıcı bir kokusu yok. Bunun nedeni de içerisinde mint yani nane bulunması. Bu da Balenciaga'nın Flora Botanica adlı parfümü. Maalesef ki üretimi duran parfümlerden bir tanesi. Elimdekine gözüm gibi bakıyorum. Bunun bende mini boyu da vardı. O yüzden bu elimdeki ikinci şişe aslına bakarsanız stokladığım, yedeklediğim parfümlerden biriydi. Bayılarak kullandığım parfümlerden bir tanesi. Bir gül parfümü ama o gül kokusunu tamamen taze yeşil yapraklarıyla, dalıyla, sapıyla Sanki bahçenin içerisindeki gülü koklarmış gibi duyuyorsunuz. Yani o böyle baygın gül kokuları gibi değil. Gül kokusu deyince daha çok arabik parfümlerdeki o gül kokuları aklımıza geliyor. Ancak bundaki gül kokusu o kadar sakinleştirmiş, o kadar bastırılmış ki o yeşil nanenin ferahlığıyla yemyeşil bir gül kokusu alıyorsunuz. Çok beğendiğim bir parfüm. Kalıcılığı muhteşem. Sabah sıktığınız parfüm akşama kadar sizi götürüyor. Parfümünüzü soranlar etrafınızda çok fazla oluyor. Giysilerinize sinen kokuyu ertesi gün, sonraki gün de alabiliyorsunuz. O derece yoğunluğu güzel olan bir parfüm. O yüzden çok fazla sıkmanıza da gerek yok ama fazla sıksanız da abartı kaçan parfümlerden değil. Benim sürekli olarak kullanacağım, buldukça alacağım parfümlerden bir tanesi. Yine nadiren de olsa parfümü getirenler, bulanlar olabiliyor. O yüzden ben de sıkı sıkı takip ediyorum. Rastladığım zaman da kaçırmayacağım. Tekrar bir tane şişe kendime yedekleyeceğim parfümlerden biri. Flora Botanica bence kesinlikle gül bahçesinde serin serin yürüyormuşsunuz ve o gül kokularını yeşil yeşil alıyormuşsunuz hissiyatı veren çok güzel, dört mevsime uygun, harika, kalıcı bir parfüm. Koleksiyonumdaki yaz parfümleri arasında en sevdiklerimden bir diğeri. Geçiyorum başka bir yaz parfümüne. Yazın çok hafif bir parfüm kullanmak isteyenlerin baş ağrısı yapmasın. Yazın da böyle hafif hafif hissedeyim diyenlerin kullanabileceği bir parfüm anlatacağım şimdi size. Bu da Jo Malone'un Wood Sage and Sea Salt adlı deniz tuzu ve ada çayı kokusunu seviyorsanız biraz da greyfurt olsun içerisinde diyorsanız eğer bu parfüm size böyle çok hafif çok güzel böyle deniz kenarında hissiyatı yaratan ama bitkisel kokusuyla da böyle o nazikliği hissettiren, sizi baymayan, biraz yeşil, biraz sakin bir parfüm. Ben bunun kokusunu seviyorum, şöyle seviyorum. Yazın çok sıcak günlerinde. Eğer ki iklim olarak da çok sıcak bir bölgedeyseniz eğer, o zaman rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parfüm. Şimdi yaz parfümü olarak anlatıyorum hepsini ama bazıları da bölge bölge değişiklik de gösterebiliyor. Mesela İstanbul tarafındaki iklim farklı iken. Güney indiğinizde iklim çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla bulunduğunuz bölgenin iklimine göre de kullanımınız da değişebilir parfümlere karşı. Eğer daha çok böyle deniz kenarında bir tatil yapıyorsanız belki daha sıcak iklimi olan bir yerdeyseniz o zaman bunu daha rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gün içerisinde gündüz de baymayacak bir parfüm olduğu için etrafınızdakilerin de rahatsızlık duymayacağı bir parfüm olduğu için sizi böyle tertemiz hissettirecek bir parfüm olduğu için ve etrafınıza da temizlik kokusu gelecek bir parfüm olduğu için Wood Sage and Sea Salt parfümüne eğer ki böyle baş artmayan nazik kokusu olsun, incecik hafiften böyle bir Güzel bir yaz parfümü gibi kullanayım. Temizlik koksun diyorsanız kesinlikle Jo Malone'un Wood Sage and Sea Salt parfümüne bakmalısınız. Evet bir başka temizlik parfümü ama bu sefer de böyle o temizlik limon kokusuyla karışık olsun parfümü. Bu da Dolce Gabbana'nın Light Blue parfümü. Benim çok sevdiğim ve böyle e, taze ve kendimi ferah hissettiğim parfümlerden biri. Bazıları bunu limon kolonyası gibi diyor ama bence kesinlikle limon kolonyası ile alakası yok. Çok hafif. Çok güzel ama o limon kokusunu tamamen aldığınız bir parfüm. O kadar güzel kokuyor ki sanki taze sıkılmış bir limonata içiyorsunuz. Limon bahçesinin içerisindesiniz. Hafif de o serinlik var. O ağaçların gölgesindeki elinizde buzlu bir limonata içerken aldığınız koku gibi. Böyle tarif edebilirim. Çok güzel, çok taze, yeşilli, sarılı renkler gözünüzün önünde uçuşuyor zaten koklarken. Bence ambalajındaki şu kapaktaki mavi renkten çok bana Direkt yeşilli sarılı o limon bahçesinin rengini anımsatıyor. O yüzden çok severek kullandığım parfümlerden bir tanesi. Bütün gün ferah ferah, tertemiz kokuyu algılayabiliyorsunuz. Bence bu unisex bir parfüm. Hem kadınların hem erkeklerin de rahatlıkla kullanabileceği bir parfüm. Bunun mesela daha intense versiyonu sevenler de var ama ben klasik versiyonunu daha çok beğeniyorum açıkçası. Özellikle yaz sıcaklarında, Ağustos sıcaklarında bile rahatlıkla kullanabileceğiniz, asla sizi baymayacak ve yarı yolda bırakmayacak Tertemiz hissettirecek olan çok güzel bir parfüm. Yoğun parfümleri sevmeyenler de bence limon kokusunu seviyorsanız eğer buna mutlaka bakmalısınız. Dolce Gabbana'nın Light Blue parfümü Bence yaz parfümler içerisinde vazgeçilmezlerden biri. Son parfüme geçiyorum. Bu da oldukça yeşil bir parfüm. Aslında buna eklemeyecektim koleksiyonu ama yazın yine farklı bir koku isteyenler özellikle böyle yemyeşil bir koku isteyenler sanki bir orman perisiymiş gibi hissetmek isteyenler için farklı olsun, hissedilsin ve sorulsun diyenler için bu parfümü de koleksiyona eklemek istedim yaz parfümleri arasına. Bu da Mugler'in Ora parfümü. Çok farklı bir kokusu var. Ambalajı da çok farklı. Özellikle böyle kalp şeklindeki şişesi beni gerçekten çok cezbediyor. E, farklı görünüyor. Böyle enteresan görünüyor. Ve bir orman perisi gibi diyorum ben bunun kokusuna. Şöyle birazcık sıkacağım hafifçe. Kalıcılığı çok güzel bir kere. Sabahtan akşama sıktığınız zaman üzerinizde kalacak olan parfümlerden. Ancak birazcık iddialı bir parfüm. Herkesin çok beğenmeyeceği parfümlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ama kokusu gerçekten çok güzel ve yem yeşil. Yani ambalaj o kadar güzel hazırlanmış ki kokladığınızda zaten gözünüzün önünde bu renk uçuşuyor. Yani direkt renk değişiyor böyle gözünüzün önünde. Gerçekten tam bir orman kokusu diyebilirim ama böyle yoğun bir koku. Orman kokusu derken o böyle ferah bitki kokusu gibi hissetmiyorsunuz. Yeşil ama çok güzel bir enteresan bir koku. Yani her yerde rastlanmayacak parfümlerden biri. Özellikle anlatırken parfümlerin bana çağrıştırdıklarıyla anlatmak istiyorum. Notaları zaten herkes erişebiliyor internette baktığınızda ben de ekrana koyuyorum notaları. Zaten bilgisi verilmiş olarak görüyoruz ama parfümün bana hissettirdiği şöyle. Yazın daha yeşil, daha böyle ormanların olduğu bir bölgedeyseniz, daha yeşil bir bölgedeyseniz, hafif bir serinlik varsa, hafif bir yaz yağmuru yağdıysa o böyle yemyeşil odunsu kokuları aldığınız bir ortam düşünebilirsiniz. Serin iklimlerde, serin yaz iklimlerinin olduğu yerlerde daha rahat kullanılabilecek olan bir parfüm. O yüzden bence ilkbahara ve yazdan sonra sonbahara geçiş dönemindeki mevsime de çok uyabilecek bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yine dediğim gibi farklı hissedilsin, etrafa farklı bir yayılım göstersin, bu parfüm nedir acaba diye merak edilsin diyenler Ora parfümüne kesinlikle bakabilirler. Notalarından tabii ki biraz bahsedeyim içerisinde yeşil notalar var. Rhubarb var. Bunun dışında bergamot, portakal çiçeği, yılan yılan, armut, vanilya, odunsu notalar, amber ağacı, sandal ağacı ve kumarin verilmiş. Dediğim gibi odunsu notaların yoğun olduğu ama o yeşilliği de, ferahlığı da temizliği de hissettiren güzel farklı bir parfüm Mugler'in Aura parfümünü de son olarak yaz parfümleri arasına farklı olduğu için bu video içerisine eklemek istedim. Evet geldik videonun sonuna. Sizlere 12 tane parfümden bahsettim. Aslında 10 tane parfüm olarak listeleyecektim ama ayıramadığım böyle içerisinde bunlar da olsun bunlardan da bahsetmeliyim diye düşündüğüm parfümler olduğu için dahil ederek 12 tane parfüme farklı kokulara sahip olan parfümlere yer vermek istedim. Hem çiçeksi, hem meyveli, hem paçülü olan, hem böyle odunsu notaların da olduğu limon kokularının da olduğu farklı parfümlere yer vererek yazın kullanmaktan keyif aldığım parfümleri sizlere sıralamak istedim. Epey bir süredir yine parfümlerle ilgili bir video hazırlamamıştım. Eğer parfümlerle ilgili videoları daha sık duymak istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.